Muhasebecimiz de açıkladı. Kooperatifimizin Allah'ın bununla bir kuruş borcu yok. Devlete borcu yok. Temiz kağıdı elimizde. Bunun dışında kooperatifin senelik 30 milyarın üzerinde geliri var. Net gelir. Buradan alınacak kira, oradan alınacak kira, büfelerden 30 milyarın üzerinde bir geliri var. Mutlaka oluyor. Bunları hiç almadı. 2019 olduğu gibi duruyor. 2018'den alındı. Borçlarımızlar duruyor. 2019'lar duruyor. Kontratlarını da bu arkadaşlar yapacak. Oturacaklar, görüşecekler, yapacaklar. Bunun dışında bir problem yok. Bizim problem. Yani şu anda kasanızda evet. 10 milyar liranın üzerinde para var. Birkaç kişiden de müfessizden eksik yatırmış. 5'er 100 lira. 1500 liranın alacağınız var. Ben onları zaten birazcık vereceğim size. Onun dışında başkan bir şey yok. Bu yanı başta kiraya verilen yeri 2 sene ve 3 sene peşin alın diye bir şey vardı. O nasıl oldu? Nereye? 8 bin lirasını bize peşin yatırdı. Evet. Biz vergi borçlarımızı ödedik orada. Kapattık. Ha. Şimdi 2018'den adamdan alacağımız yok. 2019'dan alacağınız var. 2020'den var. Ondan sonra kontrol yapma hakkı da size ait. 1985 senesinden beri Bafra Küçük Sanayi Sitesi'nin en kötü günlerinde bugüne kadar elimizden geldiği kadar yöneticiliğini yaptık. Ben başkanlığını yaptım. 33 sene oldu. Ahmet Yusuf Soylu arkadaşımız da yardımcımızdı. Rahmetli Kemal abi Allah rahmet eylesin. O da yönetimimizdeydi. Biz bugüne kadar getirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün kooperatifimizi hiçbir kuruş borcu olmadan yıllık geliri 30 milyar, kasasında 10 milyar. Hiç kimseye borcumuz harcımız yok. Aşağı yukarı 1 trilyon liralık mal varlığından teslim ediyoruz. Hizmet binasında 1 trilyon liralık malımız da var. Hiç ellenmemiş, satılmamış. Bu şekilde teslim ediyoruz. Bu kadar elimizden geldiği kadar hizmet verdik. Benden yana hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah razı olsun. Yusuf arkadaşıma da teşekkür ederim. Yaptıklarınız için sana teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Kendilerine teşekkür ediyorum.